Evet sevgili Hakan Hocam, tekrar hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Gökhan'cığım. Teşekkür ediyorum. Tabii bir manevi bir gezimiz oldu. Tabii ki. Konya gibi manevi atmosferi yüksek olan ve manevi tasavvuf dünyasının birçok imza atmış, tasavvuf dünyasına imza atmış büyük şahsiyetlerin dergahlarının, türbelerinin bulunduğu Konya'ya geldik. Allah razı olsun. Teşekkür Evet. ederim. Sağ ol Gökhan'cığım. Tabii Konya'ya gelir gelmez bu merak ettiğimiz mübarekleri işte Tavus Baba Hepsini ziyaret türbesini ettik. ziyaret ettik. Ondan sonra Ateşbaz Veli Hazretleri'ni ziyaret ettik. Mevlana Hazretleri'nin aşçısı. Ondan sonra Muhittin Arabi Hazretleri'nin son talebesi ve üvey oğlu olan Ledün ilmi sahibi Sadreddin Konevi Hazretleri'ni ziyaret Allah ettik. razı olsun. Ve Konya semalarına bir güneş gibi doğan Tebriz'den gelen Şems-i Tebrizi, Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Mübareği ziyaret ederken de camide namaz vaktiydi. Çok güzel bir andı. Çok güzel oldu. Evet, mübareği ziyaret ettik. Allah razı olsun. Daha sonra ertesi günde Hazreti Pir, Mevlana Hazretleri. Mevlana Hazretleri. Mevlana Hazretleri gerçekten Afganistan'ın Bel şehrinden Konya'ya gelip tasavvuf fikrini, sufi dünyasını gerçekten temel taşlarını atan ve bir tasavvuf ne diyelim felsefesi başlatan, sufi dünyasına bir gerçekten büyük bir renk katan ve bir güzel bir düşünce, pozitif hümanizm düşüncesi, insanlığı kavrayan, insanlığı kucaklayan Allah dostu, peygamber dostu, Kur'an Tabii ki aşığı. tabii. Ne olursa Evet, tabii. değil mi Ne hocam? olursan ol gel demiş Gel demiş mübarek Mevlana tabii ki. Hazretleri. Mevlana Hazretleri'nin mübarek türbesini ziyaret ettik. Fatiha'mızı okuduk. Tabi buradaki türbe ziyaretleri oradaki kişiden medet beklemek değil. Oradaki kişinin ilminden, feyzinden dolayı, Allah yolunda hizmetlerinden dolayı bir minnet borcu olarak Fatiha Tabii ki. okuduk. Allah ruhlarına bağışlasın Amin. Cenab-ı Allah Amin. Celle Celaluhu. Tabi hocam Konya gerçekten birçok tasavvuf alimine, İslam alimine beşiklik yapmış bir Tabii, diyar. tabii, Değil mi tabii. hocam? Çok önemli zatlara ev sahipliği yapmış. Evet. Devam eden çok güzel bir şehirlerimizden bir tanesi Konya'mız. Evet. Tabii ki burada en başta Mevlana Celaleddin Rumi Rumi. Hazretlerimizin Evet. o güzel mekanı bulunmakta. Tabii Evet, Allah çok güzel. ondan razı olsun. Değil mi hocam? Şems-i Tebriz Hazretleri'nin mekanı bulunmakta. Hepsi Sadreddin burada. Konevi Evet. Hazretlerimizin tabii. Tabii. Çok önemli yerlere Çok gezdirdin. önemli Allah razı şeyler olsun var. senden Sizden de Gökhan'cığım. hocam Sağ ol. teşekkür ediyorum. Tabii Mevlana Hazretleri aynı zamanda bir gün talebeleriyle Bakırcılar Çarşısı'nda gezerken Bakırcıların o çekiç seslerini duyup dönmeye başlıyor mübarek. Eyvallah. Tabii bu sonradan işte Mevlevilik geleneğinde Şebi Aruz törenlerinde bu güzel bir o tablonun, o resmin ortaya çıkmasını Tabi o da sağlıyor. bir zikir. Tabi ki. Zikir Tabi. anlamında ve aynı zamanda bütün alemde galaksiler, uzay, efendim söyleyeyim, gezegenler, yıldızlar dönüyorlar hocam. Tabi Hepsi ki. Çok dönüyorlar. önemli tabi. Biliyorsunuz Marifetname'de İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle söylüyor. Her gezegen dönerken bir nota üzerinden ses çıkartır. Eyvallah. Bu da tabii ki Tabi. bir zikirdir. Kainatta her şey Cenab-ı Allah'ı zikrediyor. Mutlaka tabi ki. Tabii bu güzel Mevlevi zikri, bu güzel Mevlevi ayini bütün dünyaya yayılıyor hocam. Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan her yerde bu Mevleviliği sevip bu Mevlevilik yolunda ilerleyen, Sufilik yolunda ilerleyen, tasavvuf yolunda ilerleyen birçok insan oluyor. Hatta Mevlana Tabii. Hazretlerinin Mesnevisini okuyup İslamiyet'e giren çok kardeşlerimiz var. Allah Allah razı razı olsun. olsun tabii ki. Tabii Mevlana Hazretleri Mesnevinin başında diyor ki kim benim dilimden Kur'an ve Peygamber Efendimizin sözlerinden başka bir sözü yazıp da bana mal ederse iki cihanda elim yakasındadır. Çok Yani önemli benim tabii tabii. sözlerim Kur'an dışında bir söz olamaz. Tabii ki. Efendimizin hadislerinin dışında bir söz olamaz diyor. Eyvallah. Bugün internette birçok şeylere rastlıyoruz. Mevlana sözleri adı altında tamamen hiçbir kökeni olmayan değiştirilmiş sözler var. Bunu Mevlana'ya Çok yanlış, Hazretlerine çok büyük vebal tabii ki. evet mal etmeye Tabii. çalışıyorlar. Kur'an ayetleri ne diyorsa Cenab-ı Allah orada ne emretmişse ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ne buyurmuşsa bizim için önder, rehber, çizgi odur. Başka tek çizgi odur tabii Bizim ki. kitabımız Kur'an'dır, Eyvallah. dinimiz İslam'dır, Eyvallah. rehberimiz de tek rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Allahümme sellem'dir. salli.
Onun ayak tozunu öperiz, ayağının altını öperiz. Eyvallah. O ne emretmişse, böyle yapın demişse biz de aynısını yaparız. Eyvallah. Zaten ne diyoruz? Amentü suresinde de Cenab-ı Allah buyuruyor. Biz Cenab-ı Allah katından, Cenab-ı Allah bize ne indirmişse onların hepsine iman ediyoruz. Tabii ki. Elhamdülillah. Eyvallah. Tabii hocam bu hak dostlarının zaman zaman sözlerini şeytani ekipler, şeytani gruplar değiştirerek farklı yönlere çekmeye çalışıyorlar. İnsanların zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar. Onlar İslam düşmanları. İslam düşmanları. Bugün hocam bütün dünyada İslamiyet'e karşı büyük bir saldırı var. Tabii. Ve insanların beynini bulandırmak için bu inancı olmayan kişiler çok çeşitli şeytani videolar atıyorlar. Tabii. Ben buradan şunu söylüyorum arkadaşlar, bu İslam alimlerinin bütün kitapları ve sözleri Kur'an'la birebir örtüşür. Hadislerle birebir örtüşür. Örtüşmeyen kelimeler onlara ait değildir. Çünkü insanların şu anda son ahir zamanda kıyamete doğru insanların inançlarını bulandırmaya çalışan çok kişiler var. Tabii. Halbuki İslamiyet herkesin inancına saygı duyan, dil, din, ırk ayrımı yapmayan çok yüce bir din. Eyvallah. Ve aynı zamanda bütün ayetlere bakıyoruz. Hepsinde insanları kucaklayan, edep, ahlak, güzelliğe sevk eden, iyi davranmaya, merhametli olmaya, temiz yaşamaya ve temiz yemeye sevk eden ayetler var hocam. Eyvallah. Ve Cenab-ı Allah geçmiş kavimlerden örnek vererek bu şekilde yaparsanız siz de gaflete düşersiniz ve ceza alırsınız. Abi. Değil mi hocam? Tabii Kur'an-ı Kerim zaman üstü bir kitaptır. Zaman Cenab-ı Allah'ın katından inen. Her zaman güncel, her zaman üstü. Ancak insanlar ayetleri tam manasıyla, ben hocam tabi çevrilmiş ayetler, meale çevrilmiş. Fakat bazı tabi tam çevrilememiş ayetler de var. Yani tam dörtlük manasıyla. Cenab-ı Allah hayırlı ameller yapmamızı, sabır ve şükürle olmamızı, secde etmemizi, Amin. Zaman onun rızasını almamızı nasip etsin. Amin. Bizim buradaki amacımız Mevlana Hazretleri gibi gönlü çok yüce, merhametli, insanları saran, bütün dünyaya ne olursan ol gel diyen çağrısında. Eyvallah, bakıyorsunuz Rusya'dan, Çin'den, Fransa'dan, Almanya'dan her yerden insanlar geliyorlar ve büyük bir saygı ile mübareği ziyaret ediyorlar. Bu çok önemli. Sanki o oradaymış gibi, yaşıyormuş gibi ziyaret ediyorlar. Hatta biliyorsun İslam olmayan hanımefendiler, beyefendiler bile başlarını örtüyorlar. Teşekkür ediyoruz saygılarından dolayı. Tabii. Ve bir güzel ney müziği eşliğinde insanlar ziyaret ediyor. Hocam şu var, ney sesi de biliyorsunuz geçmişte Osmanlı döneminde Osmanlı tabipleri tarafından akıl hastalarını tedavi etmek için kullanılmış. Tabii, ve su sesi. Tabii tabii, çok önemli. Bunlar psikolojik rahatlatıcı. Değil mi hocam? Ses özelliği olan bir enstrümandır. Evet. Neyi tabii. Neyi ve suyu kullanarak bir takım çok büyük şifalar verilmiş. Şifalar verilmiş. Biz edebe ve ahlaka uygun vaziyette buradaki bütün değerli manevi dostları ziyaret ettik. Hocam siz Sadreddin Konevi Hazretlerinden çok feyiz aldınız. Çok etkilendim ben. Çünkü çok hocam, büyük bir Allah dostu. Çok büyük Allah dostu. Ve o medeni ilminin tek sahiplerinden. Tek sahiplerinden. En son sahiplerinden evet, bir tanesi. Tabii. Evet. Hocam işte ben de Sima-ül Gayb ve Suret-ül Anka kitaplarımda bu tasavvuf dünyasını manevi keşf ile anlatmaya çalıştım. Çok güzel bir şekilde. Dinlerlerse arkadaşlar YouTube sayfamızda ücretsiz olarak Allah rızası için yüklediğimiz 2 adet kitap. Bunları sesli kitap haline getirdik ki görme özürlü olan arkadaşlarımız da faydalansınlar. Allah razı olsun. Bu Allah rızası için yazdığımız bir kitaptır. Ben aynı zamanda TikTok izleyicilerimize, YouTube izleyicilerimize bizleri takip edip destek verip beğendikleri için, yorum yazdıkları için de çok, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam sizin koordinatörlüğünüzde Konya'yı gezdik. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeni kitabımız Mecmua-ül Bahreyn'i de müjdesini verelim. Onu da yakında bitirip TikTok ve YouTube sayfamıza yükleyeceğiz. Aynı zamanda YouTube sayfamızda ve TikTok'ta tasavvuf sohbetleri diye bir seri başlatıyoruz. Değil mi hocam? İlahiler. Evet. Tasavvuf sohbetleri. Evet. Senin güzel dualarından, güzel sözlerinden. İlahi şiirler, güzel sözler ve alimlerin kitaplarından. Eyvallah. İşte Marifetname, Mesnevi, Muhyiddin Arabi Hazretleri, İbni Haldun gibi, Şems Hazretleri gibi mübareklerin kitaplarından da örnekler vereceğiz. Bir de ben hurafelere karşı bir mücadele başlattım hocam. Çok güzel. İşte türbelerde mum yakma, kapı kilidini açıp kapatma, şu bu, bunları da anlatıyorum videolarımda. Tabii tabii. Çok önemli. Bunları engellemek lazım hocam. Engellemek lazım çünkü İslamiyet'e zarar veren olaylar. Zarar veren olaylar. İnşallah Teala tekrar bir
mübarek başka bir yere gittiğimizde yine böyle mübarek dostlarla buluştuğumuzda videolara çekip değerli dostlarımıza paylaşacağız. Ben tekrar TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta ve Twitter'da bizleri takip eden, izleyen, destek veren, yorum veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsunlar. Size de teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim sana. Hocam Allah montajlı razı olsun. Bir video olmadığı için kamerayı biz kapatacağız. Tabii ben kapatayım. Ben kapatayım hocam isterseniz. Sen konuşma. Ben tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Dua zincirimize lütfen katılın. Ne olursan ol gel diyor ya Mevlana. Sizi de ne olursan ol dua zincirimize bekliyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.